Önce kendimiz kendimize bakabilmeyi öğrenmeliyiz değil mi hocam? Çünkü günümüz şartlarında uzay çağındayız ama dünyanın en önemli sağlık sorununun başında şişmanlığı, obeziteyi konuşuyoruz ve beraberinde şeker hastalığı, tansiyon, Şimdi kolesterol, kalp geliyor. bu sadece bizim sorunumuz değil. Dünyanın hocam. Yani dünyanın sorunu. Yani yapılan araştırmalarda 2015 yıl itibariyle 382 milyon şeker hastası var. 2035'te bunun Çok yüksek. 592 milyon olacağı öngörülüyor. Olay sadece yani şeker hastalığı olarak görmemek lazım. Bu ciddi bir sağlık sorunu. Yani hem kişilere ait bir sağlık sorunu hem de iş gücü kaybı ve hükümetlere getireceği maddi açılardan. Maddi manevi Çünkü tabii tabii ki tabii maddi tabii. açıdan derken şunu kastediyorum. Yani şekere bağlı komplikasyonlar nedir? İşte inmeler. Ya. Bunun yanında proliferatif retinopati dediğimiz göz dibini etkilemesi körlüklere sebep oluyor. Zararları çok büyük değil Yani mi başlangıç? kalp krizi geçiren hastaların birçoğu şekerle ilgilidir. Yine diyalize giren hastaların yarısı yani böbrek yetmezliğindeki hastaların yarısı şeker hastasıdır. Yani bütün bunları düşünürseniz sağlık sorunu yanında büyük bir ekonomik kayıp ülke Kayıp. ekonomisi için. Tabii. Yani bu açıdan söylüyorum bu sözleri. Bir de biz hastalarımıza her şeyi açık açık söylememiz gerekiyor. Yani işte dedim ya devlet hastanelerinde işte yoğunluk nedeniyle arkadaşlarımız yeterince ilgilenemiyorlar, yeterince anlatamıyorlar öyle diyelim. Yani ben daha önce bir şeker hastam vardı, onu yatırdım, tedaviye aldık, insülin başladık. Ama insülin veriyoruz, diyetine dikkat ediyoruz, şekeri yine de yükseliyor. Ondan sonra üçüncü gün falan girdim baktım etajerin üzerinde bir tane işte bu marketlerde satılan meyve suları. Aa işte Kim içiyor bunu dedim, refakatçisi mi? Yok dedi ben içiyorum. Dedim bu şekerini yükseltir. Ama dedi üzerinde saf yazıyor. Gerçekten de saf meyve suyu diye yazıyor. İşte Saf portakal suyu diye yazıyor. Yani işte bunları kandırılmayalım değil mi açık hocam? hayır açık açık söylemek gerekiyor. O saf yazınca etki etmediğini düşünüyor. Ya da şu vardır. Bazı hastalarımız gelir şeker hastadır. Sabah bir kaşık bal yer. Diyorum niye yani bal şeker şekerini yükseltecek. Ama diyor bu doğal ve organik. Üstelik kara kova. Evet, Şifadır deli diyor şifadır. değil mi hocam? Yani şimdi ama işte Güler miyiz, ağlar mıyız? bunları hep söylemek gerekiyor açık açık hastalarımıza. Bazılarını biz gözden kaçırıyoruz, söylemiyoruz ama açık açık anlatmak gerekiyor. Peki.